Merhabalar Egon TV izleyicileri. Bugün Osman Yücel Aysun'la beraberiz. Mimar Odası 15. olan kongresini 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek. Çok kısa bir süre kaldı. Biz de Mimar Odası'nın adaylarıyla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Bugün Osman Bey'le birlikteyiz. Osman Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serkan Bey. İyiyim. Merhabalar. Merhaba. Size öncelikle ilk sorum şu olacak. Mimar Odası'na aday olmaya karar verdiniz. Öncelikle Osman Yücel Aysun kimdir? Bize bir anlatabilir misiniz? Yaklaşık 34 yıldır mimar, serbest mimar olarak çalışıyorum. Onun dışında da Pamukkale Üniversitesi'nde bir süredir öğretim görevliliği sürdürüyorum. Peki şunu sorayım o zaman size. Mimar Odası'nın başkanlığına talip oldunuz. Siz de bu 15. olan kongrede. Peki neden aday oldunuz? Neden aday olmaya karar verdiniz? Anlatır mısın? Mimarlar Odası'nın şu anda 15. dönemindeyiz. Biz tabii her yıl, her iki senede bir mimarlık mesleğine yeniden başlıyormuş gibi başlıyoruz. Mimarlar Odası seçimlerinde. Bu yıl da tekrar yine o şekilde oldu maalesef. Aslında proje kimlikli bir odadan yanayız. Yani bugüne kadar bunun mücadelesini verdik hep. Yani odanın, Mimarlar Odası yönetiminin proje kimlikli bir oda olmasını hep savunduk. Bu sene de bunu genç arkadaşlarla gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü proje kimlikli bir odanın Mimarlar Odası'nın mimari kimliğini güçlendireceğini düşünüyoruz. Denizli kenti için, yani kent tarihi için önemli bir alan mesela Mimarlar Odası. Bu bağlamda sizin düşünceleriniz neler? Nasıl bir Mimarlar Odası hayal ediyorsunuz? Söylediğim gibi Mimarlar Odası mimarlık kimliği güçlü olan bir odanın Denizli kentine katacağı çok şey var. Çünkü mimarlar bir kentte öncü kimliklerdir. Yani öncü toplumun sosyal yaşantısını belirleyen öncü kimliklerdir. Mimari kimliği güçlü olan bir oda mutlaka ki Denizli'de başarılı projeler gerçekleştirecektir. Başarılı projeler gerçekleştirmede katkıları olacaktır. O anlamda oda yönetimin daha çok proje kimliği, yani Mimarlar Odası'nın mimari kimliğini güçlendirici yönde olmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla kente yansıması, kentin sosyal yaşantısını çok büyük çapta etkileyeceğini düşünüyoruz. Ki öyle de olmuştur. Kentin kalitesini artıracağını hep savunmuşuzdur. Yani bu da bir kent için çok önemlidir. Gerçekten çok iyi çalışan bir Mimarlar Odası Denizli'ye çok şey katacaktır. Teşekkürler bu yanıtınız için. Peki yeni yönetime talip olurken ne tarz projelerden bahsediyorsunuz üyelere? Yani projeleriniz neler yeni dönem için? Bizim esas odada ilk anda direkt değişimden yanayız. Yani bu anlayışın tamamıyla bu yıllardır süregelen anlayışın sonlanmasından yanayız. Ve artık değişim süreci bu. Kente katması gereken değişimin çok hızlı olmasından yanayız. Yani bu değişimde öncelikle odada dijital değişim diyoruz biz buna. Ama esas e-mimar portalının oluşturarak başlayacağız. Bu e-mimar portalını ilk anda, yani üyelerin bir anda, işte çünkü sayılar çok arttı. Yani yaklaşık 715-720'lere kadar ulaştı şu anda. Evet. Tabii eskiden biz 100-150 kişiydik. Birbirimize ulaşmamız son derece kolaydı. Fakat şimdi sayılar arttıkça bu sayılara da mimarların ilişkileri de azaldı. Çok zor olmaya başladı. Fakat günümüzde artık, yani bugün dijital yöntemle herkese ulaşmak, her şeye ulaşmak mümkün.
O yüzden e-imar portalının hızla gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e-imar portalının içinde üyelik ilişkileri, işlemleri, üyelik iletişimleri hızla sağlanacak. E-eğitim dediğimiz demin dijital eğitim sisteminin hızla gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü mimarlar arasında mimarların yetersiz olduğu noktalardaki şeyi o da tamamlaması gerekiyor mutlaka. Yani bu eğitimleri hızla e-mimar portalından hızla dijital bağlantıyı sağlayıp odaya gelmesine gerek kalmadan gece ve gündüz her an bu dijital eğitimleri sağlamak mümkün günümüzde. Yani artık mekan kavramı çok değişti. Pandemi de bize bu konuda çok şey öğretti zaten. Herkes her istediği anda e-eğitimi çok rahat alabilir. Kesinlikle bu sistemin ilk anda e-mimar portalının oluşturulması gerekiyor. Bu olmazsa olmazlarından. Tabii bunun arkasından hemen hızla e-kütüphane, dijital kütüphane dediğimiz sistem hayata geçmeli. Yani herkes ayda en az 4-5 kitap almak durumunda kalıyorduk eskiden. Yani bunları odanın bir an önce sağlayıp e-kütüphane sisteminin mutlaka oluşturup yeni mezun mimar arkadaşların gelişmesi, daha hızlı gelişmesi ve şehre hızla bu değişimi sağlamak için e-kütüphane sisteminin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve meslektaşlar arasındaki bilgi iletişiminde, mesleki bilgi iletişiminde bu e-mimar sistemi hızla tamamlayacaktır zaten. Böylelikle kişiler arasındaki bağlantının da çok daha güzel ve ekip sisteminin hızla sağlanacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu tabii yani aynı e-mimar portalının da devam ediyoruz. Proje takip sistemi çıkısı. Projelerin meslektaşlarımız tarafından yapıldığı anda birbiriyle bağlantıları kurma. Yani müşterileriyle işte o mekanları hazırlayacağı insanlarla birbirleriyle bağlantılarını kurma yöntemi bu e-mimar portalından çok daha kolay ve basit şekilde olacaktır. Yani ada parsel numarasını bile söylemelerine gerek kalmayacaktır. Onun dışında da proje kontrol sistemleri, kendi aralarında hangi projeler kimler tarafından yapılıyor, kendi aralarında da o bağlantıyı çok rahat sağlayacaklardır. Dolayısıyla bunun arkasından da belediye, yani bugün artık kağıt, yani baskı sektörünün bittiğini hepimiz görüyoruz. Yani bununla ilgili de direkt belediyelerdeki proje kontrol sisteminin de e-mimar portalından hızla hemen sağlanıp ellerinde ozalit kopyalarla gitmesine kimsenin gerek olduğunu düşünmüyoruz. Bunların dışında da yani öğrencilerle olan diyaloglar, ilişkiler var ya da yeni mezunların staj problemleri, stajyerliklerle ilgili direkt ulaşım, iletişim konusundaki şey çok hızlı olacaktır. Anında herkesin cep telefonuna düşüp İşte iletişimi çok kolay sağlayacaklardır. Tabii sosyal etkinlikler ve üyelerin birbiriyle olan sosyal etkinliklerle kuracakları ilişkiler de bunların arkasından hızla zaten devam eder gelir diye düşünüyoruz. O yüzden hızla e-mimar portalının ulaştırılmasından yanayız. Yani arkasından da dijital eğitimlerin hızla sağlanmasından ve dijital kütüphanenin hızla toparlanmasından yanayız. Yani bu çalışmalar olmazsa olmazı bence. Bunun anında Denizli'ye, Denizli'nin gelişimine yansıması yani çok daha çabuk olacaktır. Yani çünkü bizim sektörümüz Denizli'nin yaşantı boyutunu direkt etkileyen bir sektör. Çünkü bakıyorsunuz bir yerde bir boş arsa anında orada 4 ay 5 ay sonra bina gerçekleşiyor. Yani bu binaları yan yana koyduğumuzda da tabii olumlu ve olumsuz katkılarını da anında yaşıyoruz hep beraber. Bunların tabii olumlu katkıları olması için bu söylediğim sistemin gerçekleşmesi gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii bunun arkasından devam eden sosyal boyutta, yaşantı boyutunda çok fazla yapılması gereken işler var. Yani bunlardan en başta engelsiz yaşam, eksiklerin giderilmesi. Yani kamusal alanlara bugün engelli vatandaşlarımızın ulaşması mümkün değil. Yani çok büyük zorluklar çekiyorlar. Bunlarla ilgili bunlara farkındalığı artacak insanlar yine bizleriz aslında. Yani çünkü bu engelli vatandaşlarımızın da en az bizim kadar rahat yaşayabilmesi lazım bu kentte. Bu kentte de bu şartları
sağlayacak olan, bunların projelerinin detaylarını sunacak olan da bizleriz. Mimarlar Odası'nın bu konudaki birincil anlamda, yani hatta e-mimardan önce bile direkt bu işlere el atması lazım. Bu farkındalığı oluşturması lazım. Yapılardaki ve kamusal alanlardaki bu eksiklikleri belediyelerle ilişki kurarak çözmesi gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Arkasından tabii tarih yapıların tescilleri ve restorasyonları, Denizli bugün yani eski haliyle ki fotoğraflarını, yani genç arkadaşlar görmeyebilir ama biz o dönemleri yaşadık. Ancak tarihi eski fotoğraflardan geçmişteki hallerini hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve üzülüyoruz. Yani ama hiç olmazsa bundan sonra kalan tek tük kalan tarihi yapıları korumak için yine öncü davranışı olmalı diye düşünüyorum. Mimarlar Odası'nın. Bu konuda Mimarlar Odası ne yapacak diye düşünebilir herkes ama yani Mimarlar Odası'nın bir sivil toplum örgütü olarak bu konudaki farkındalığının daha fazla olması gerekiyor. Ama bugüne kadar bu konuda tabii ki bir takım müdahaleler yapıldı ama daha belirleyici bir tavrı olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da üyelerimizle ilgili şantiye şeflikleri var. Bunlar çok komik paralara gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Yani maddi kısmı da var bu işin tabii ama esas bunun tabii sorumluluklarının farkında olarak yapılmasından yanayım. Bunlara da mutlaka el atılması gerekiyor. Serbest çalışan arkadaşlarımızın çizdikleri projelerle ilgili telif haklarının korunmasından yanayım. Ücretli çalışan mimar arkadaşlarımın aynı zamanda haklarının da korunmasından yanayım. Yani kamusal alanlardaki arkadaşlarımın da aynı şekilde. Bunlarla ilgili hukuki destekleri Mimarlar Odası'nın mutlaka ele atmasından, sahip çıkmasından yanayım. Bunlar tabii ardı sıra geliyor. Sadece bunları tespit etmek bir bu işin başlangıcı. Ama hemen bu yönetimin oluştuktan sonra bunları hızla adım atılması gerekiyor ve atılabilir. Bunlarla ilgili çalışmaların hepsini yaptık. Altyapısı hazır ve hızla gerçekleştirebileceğimizi de biliyorum. Bu konuda zaten bunları tüm mimar arkadaşlarla birlikte bu e-mimar portalını oluşturduktan sonra çok rahat ben de onların da katılacağını düşünüyorum. Yani o kadar çok ki aslında yapılacak işler. Yani yeter ki bir iki tanesine başlansın, gerisi hızla gelecektir. Maalesef bunların yarısından fazlasının bugüne kadar bitmiş olması gerekiyordu. Yani en başta bir tanesini daha size aktarayım. Böyle sayabileceğim şeyler fazla. Yani öğrencilerle, mimarlık öğrencileriyle odanın çok yakın bir ilişkisi olması gerekiyor. Yani öğrencilikten itibaren mimarların aslında mimarlığa hazırlanması gerekiyor. Yani bunun daha sonra, çünkü mezun olduktan sonra o geçiş çok daha rahat yapılır o zaman. Fakat yani öğrenci arkadaşlarımızın çoğunun odanın yerini bile bilmediklerini hep duyuyorum. En azından odada mekan da çok uygun. Yani uygun olmasa bile daha önceki dönemlerde de çok rahat bunlar yapılabilirdi. Fakat şu anda her şey uygun zaten. Odanın bir kısmında bu kafe kısmının mutlaka kafe olarak öğrenci arkadaşlarım ve üyelerimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Ya bunun kafe çalışsın da orası para kazansın anlamında da aktarmıyorum. Bu genç ve işte diğer öğrenci arkadaşlarımızın ya da işte daha üst yaşlardaki arkadaşlarımızın orada tanışma fırsatları ve birbirlerine yardımcı olma fırsatlarının olabileceğini düşünüyorum. Bunlar da son derece basit şeyler zaten. Hatta birkaç
öğrenci arkadaşımızdan da bunları dile getirdiler bile. Yani herhangi bir yere oturup da projemizi gösterecek olsak, bir araya gelsek en az 50 lira para harcıyoruz dediklerini bile duydum. Yani bunlar çok tabii acı şeyler. Odada gelip çok rahat herkes projesini gösterebilmeli, konuşabilmeli. Ve bu paralar da hem ceplerinde kalır hem de mimarlıkla ilgili başka bir alanda harcayabilirler gibi. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Yani herhalde bu şeyimiz yetmez anlatmaya devam edersem. Bunlarla ilgili yeter ki oda şey gibi düşünsün istiyorum. Yani gerçekten mimari kimlik diye boşuna söylemedim. Yani o projeci anlayışla düşünmesi yeterli. Projeci anlayışla düşündükleri anda bunların her biri tıkır tıkır yürür. Yani ve gerçekten bunun kente yansıması o kadar güzel olur ki. Ve daha insancıl, daha mutlu bir kent ortaya çıkacağından eminim. Bayağı yoğun bir proje var. Ve hepsi birbirine bağlantılı gibi gözüküyor ama daha çok öğrenciler üzerinden anlattınız. Yani siz daha çok öğrencilerle iletişim halinde olduğunuz için sanırım bunu daha şeyi gördünüz. Yani öğrencilerden aldığınız tepkilerle de birazcık bir etkisi varmış gibi geldi bana açıkçası. Yani siz şu an odayla öğrencilerin arasındaki bağın çok iyi olmadığını düşünüyorsunuz. Asıl çıkış noktası bu mudur? Çünkü eğitimlerden başladınız ve yine öğrencilerin bu konuda yaşadığı sıkıntılardan bahsettiniz. Evet. Aslında şey değil. Yani bu söylediğim bütün genç arkadaşlarla bunlar hepsini değerlendiriyor, tartışıyoruz. Öğrenciler zaten bu konuda dertliler. Yeni mezun arkadaşlarımızın hepsi bu konuda dertli. Yani esas bu söylediğim yeni mezun arkadaşlara yansıyor. Yani sadece açıkçası onlar da değil bu bahsettiğim eğitimler. Yani bizlerin de bu konuda şeyi var, eksiği var. Yani koşturmaktan, mimarlık işi bir ekip işi çünkü. Yani belediyeye ayrı koşturuyorsunuz. İşte hizmet vereceğiniz, o binanın proje hizmeti vereceğiniz işte kadroyla ya da aileyle ayrı konuşuyorsunuz ve bunun detaylarını yapacak, işte planlamayı yapacak ekiple ayrı konuşuyorsunuz. Çünkü bunların hepsini koştururken zaten programlarla ilgili eğitimleriniz mutlaka bir yerde eksik kalıyor. O yüzden bu bizim yaşlardakilerde de bu eksiklik var. Yani bunu söyle, biz mükemmeliz işte gençler ya da öğrenciler eksik diye söylemiyorum. Bu son derece doğal çünkü çok hızlı gelişen bir dünya içerisindeyiz. Yani mimarlık alanında da çok hızlı gelişmeler var. Çünkü yani malzeme alanında var, işte programlar, projeler anlamında da hızlı gelişmeler var. Teknoloji, yapım teknolojileriyle ilgili de çok hızlı gelişmeler var. Bunları yani takip etmek bile ayrı zaman ayırmayı gerektiriyor. O yüzden herkes aslında bu dijital eğitim, dijital değişim diyorum ben buna açıkçası. Yani günümüzde buraya ayak uydurmak zorundayız. Mimarlar olarak mutlaka ayak uydurmak zorundayız. Yani bunlara zaman ayırmak zorundayız. Ayıramazsanız hayattan kopuyorsunuz. Çünkü öyle bir şey ki biz yaşamı planlıyoruz. Yani ofis yaşantısını planlıyoruz. Ya da ev yaşantısını planlıyoruz. Ya da otel yaşantısını planlıyoruz. Ya da hastane yaşantısını planlıyoruz. Hep bir planlama boyutundayız. Planlarken tabii bu dünyadaki gelişimden de mutlaka haberdar olmamız gerekiyor. O yüzden sürekli eğitim görmemiz gerekiyor sürekli. Ama gidip bunu işte herhangi bir mekanda olması gerekmiyor artık bugün eğitimin. Yani bu pandemi bize bir de ayrıca buna öğretti. Yani bugün cep telefonunuzda ya da işte laptopunuzu açtığınızda orada bir saat boyunca, iki saat boyunca ya da üç saat boyunca eğitim alabiliyorsunuz artık. Yani her yerde eğitim diyorum.
Ama yeter ki bu sistemi kuralım. Yani bir iki sene sonra bunları konuşmak bence çok geç kalınmış bir bence bir dönem bu ama bir yerinden başlamamız gerekiyor. Yani sadece öğrenciler için değil, bizim için de herkes öyle. Için, yani tümüyle için. Evet. Peki o zaman son olarak şunu sorayım size. Seçim çok kısa bir süre kaldı artık. 10-11 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz. Seçim öncesi Mimarlar Odası Deniz Şubesi üyelerine neler söylemek istersiniz? Demin anlattığım konuların bütün yansımalarını, kente yansımalarını, kendi gelişimlerine, kendi eğitimlerine, onun dışında kendi yaşantılarına, yani yansımalarını mimar olarak çok hızlı bir şekilde algılamamız gerekiyor bunu. Hı. Algılayıp buna göre bence herkes adım atmalı diye düşünüyorum. Yani bunu en iyi anlayacak olan mimarlık mesleğine sahip arkadaşlardır. Çok iyi anlayacaklarından eminim. Yani bunun dışında açıkçası diğer söylemler, ilişkiler hepsi daha geride kaldığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Röportajımızı kazandığınız için çok sağ olun. Şimdiden başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim.